Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere alkollerin ayrılma tepkimelerinden bahsedeceğim. Alkoller tıpkı alkil halojenürler gibi ayrılma tepkimeleriyle alkenleri meydana getirebilirler. Burada su ayrıldığı için bunu dehidratasyon diye adlandırırız. Katalizör olarak çoğunlukla H2SO4 kullanılır. Bunun yanında herhangi bir kuvvetli asidi de kullanabiliriz. İkincil ve üçüncül alkoller E1 mekanizması ile, birincil alkoller de E2 mekanizması ile bu tepkimeyi gerçekleştirmektedir. Şimdi bir tane örneğimize bakalım. Bu bizim alkolümüz. Bu bir üçüncül alkol. O zaman E1 mekanizması gerçekleşecek. Ne dedik? Asit katalizörlüğünde. Hemen asidimizi şu şekilde yazalım. Oksijen artı yüke sahip. Bu aşamada öncelikle ne gerçekleşecek? Proton transferi gerçekleşecek. Proton transferi sonucunda buradaki oksijende bir tane hidrojen vardı. Şunları ne yapıyoruz? Siliyoruz. Çünkü buraya ne bağlandı? Bir tane daha hidrojen bağlandı proton transferiyle. Şimdi bu durumda nedir? Bu artı yüke sahip. H2O artı kolay ayrılan bir grup ve H2O buradan ayrılacak su molekülü bağ elektronlarını alarak. O zaman ne elde edeceğiz? Bir artı yüklü merkez elde edeceğiz bu şekilde. Şimdi buradaki oklar nedir? Çift yönlü oklar. Bunları da ifade etmiş olalım. Şimdi su buradan ayrıldığında elde edeceğimiz karbokatyon bu şekilde. Artı yüke komşu karbonlardaki hidrojenler var. 3 hidrojen burada, 3 hidrojen burada. Ben birer tanesini gösteriyorum. 3 hidrojen de bu karbonda var. Şimdi su molekülü H2O bu protonları, hidrojenleri ne yapabilir? Kendisine bağlayabilir. Yani burada tekrardan bir proton transferi gerçekleşecek. Bu proton buradan ayrılırken bağ elektronları da burada ne yapacak? Bir çift bağ oluşturacak ve biz alkenimizi elde etmiş olacağız. Bu karbondan da hidrojen ayrılsaydı o zaman neyi elde edecektik? Şu alkeni. Bu karbondan hidrojen ayrılsaydı o zaman da bu alkeni elde edecektik. Bunların üçü birbiriyle aynıdır. Böylece alkenimizi elde etmiş olduk. Şimdi bir başka örneğe bakalım. Evet, diğer örneğimizde şu şekilde alkolümüzü gösterecek olursak. Burada da asit ortamda OH'ın ayrılarak alken oluştuğunu düşünelim. Şimdi öncelikle birinci aşamada yine ne yapıyoruz? Protonlama aşaması. Asitle asitimizi çizdik. Artı yüke sahip. Proton transferi gerçekleşecek. Artı yüke sahip. Proton transferi gerçekleştikten sonra kolay ayrılan grup olduğu için bağ elektronlarını alarak buradan ayrılacak H2O ve burada bir artı yüklü merkez oluşacak. Şimdi su molekülü yine bu artı yüke komşu karbonlardan ne alabilir? Proton alabilir. Burada 3 tane hidrojen var. Burada 2 tane hidrojen var. Burada da 2 tane hidrojen var. Şimdi şuradan bir hidrojen koparması ya da buradan koparması sonucunda aynı ürünün oluşacağını görüyoruz. Öncelikle buradan bir hidrojeni koparttığını düşünelim. Hidrojen buradan koparken H artı olarak bağ elektronları buraya kapanır. Burada bir çift bağ oluşturur. Burada da bir CH3 vardı. Bir ürün olasılığı bu. Buradan hidrojen kopardığında aynı yapı elde edilir. Onu da çizelim. Hidrojen koptu. Bağ elektronları buraya kapandı ve CH3. Yani bu ikisi birbirinin aynısıdır. O zaman şuradan hidrojenin kopartıldığını düşünelim bu durumda. Hidrojen buradan koparken bağ elektronları burada bir çift bağ oluşturacak ve bu alkeni de elde edeceğiz. Yani iki tane alken olasılığımız var. Hangisi daha kararlı alken? Bu alkene baktığımızda 1, 2, 3. Trisubstitüye bir alken. Bu alkene baktığımızda bunlar hidrojenler. 1, 2, disubstitüye 1 alken. Trisubstitüye alkenler, disubstitüye alkenlerden daha kararlı olduğu için bu bizim neyimiz olacaktır?
ana ürünümüz. Bu da yan ürün olacaktır. Ana ürüne ne diyoruz? Zaitsev ürünü, yan üründe Hoffman ürünü olarak adlandırılır. Not olarak şunu söyleyelim. Daha az sübstiye alken sadece E2 mekanizması ile güçlü sterik engelli bir baz kullanıldığında elde edilebilir. Evet arkadaşlar, anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.